Halil! Çık da şu karının hesabını göreyim! Çık ulan çık, çık! Sattın beni! Daha ne duruyorsun? Çıksana! Kalleş herif! Hanımam! Ağam! Güldürme beni! Ben senin ağam falan değilim! Adına lanet olsun! Sana inanan yüreğime lanet olsun! Defol, defol! Çıksana be oğlum! Haklısın! Ne de sen haklısın ama... canımı vermeden seni vermeyeyim! Halil! Aşağılık! Sen nasıl ağasın be? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii! Adamların ortada yok, sensin nöbetçi çavuş gibi başımda dikilip duruyorsun! Çok konuşma! Kırarım kemiklerini sonra! Köpek! Yüz yüze olmak, kalleşi arkadan vurmaktan daha zor değil mi Şahin? Silahsız bir adamı vuracak mısın Adnan Ersoy? Silahsız bir adamla silahsız bir köpek aynı şey değildir Şahin Gürel! Sen bir köpeksin! Her kokuya iştaha kabaran, herkesi ısıran kuduz bir köpek! Seni zehirlemek lazım! Ve ben bunu zevkle yapacağım! Azize? Evet, yine Azize! Biraz misafirimiz olacaksın! Gence, Celal Ağa'yı götür! Peki hanım ağa! Şanslı kadınsın! Halil senin için beni sattı! Acaba buna değer misin? Yürü hadi! Hani babam nerede? Baba falan yok kızım! Çök şuraya uslu uslu otur bakalım! Ama siz bana... Baban çağırıyor dedik, sen de paşa paşa geldin işte! Ama babam... Başlatma babandan! Sen şu paralardan söz et bakalım! Para mı? Beni Celal itine sen okudun öyle mi? Ne yaptığımı bilmiyordum Halil! İnan hemen pişman oldum! Ama çok geçti! Beni kanmazladın ha! Bin kere pişman oldum Halil! Sana bir şey olsaydım, vallahi canıma kıyardım! Seni seviyorum! Sen! Hocam önemli bir telefon geldi. Beklet, bu daha önemli. Lamia kayıpmış. Diğer telefondaki adam da Lamia hakkında konuşacakmış. Yoksa hemen bağla Müjde. Pardon bir dakika bekleyin. Alo? Merhaba avukat bey. Sizinle Lamia Güneşli hakkında konuşacaktım. 20 milyar fidye istiyorlar. Ne? 20 milyar bana fazlasıyla tanıdık geldi Halil. İki kere ödediği miktar bu. Besbelli, biri başka rakam bilmiyor. Bu söyledikleriniz hiç hoşuma gitmiyor avukat bey. İster hoşuna gitsin, ister gitmesin. Umurumda değil. Bir tek şey söylemek için geldim. Eğer bu işle bir ilgin olduğunu anlarsam... başını fena yakarım Halil. Anladın mı? Anladım avukat bey. Akşam demişlerdi değil mi avukat bey? Ama hala gelen giden yok. İnsanın asabını bozma Süleyman. Ama ben ne dedim ki karıcığım? Getirmeyecekler. Lamia'ya bir zarar vereceklerini düşündükçe... Ona bir şey olmaz. Keşke sen haklı olsan. Ama onun için de, Halil için de kaygılanıyorum. Babamın ne ilgisi var? Korkarım Halil de onların elinde Semih. Aa, ne? Korkma kızım, seni almaya geldim. Babacığın seni almaya gelmiş. Yürü, yürü! Baba! Baba! Kurtar beni baba! İmdat! İmdat! Baba! Baba! Babacığım yardım et! İmdat! Koşun yardım edin! Yardım edin! Koşun! 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 Onu da kurtaracağım. Yüzünü göğsüme sak. Aleyler her yeri sal. Hadi. Tamam, sakin. Tamam, sakin ol. Tamam, kurtaracağım. Babamı da kurtaracağım. Sakin ol sen, direkt ver. Yapma! Baba! Yapma! Tamam, sakin ol! Tamam, sakin olman lazım, tamam! Baba! Sakin ol sen!
Yapma, yapma, yapma. Tamam, sakin ol, kurtulacağım, ama sakin ol. Hayır, yalan söylüyorsunuz. Babam ölmüş olamaz. Ölemez. Baba, baba. Yapma kızım, baba. Yapma. Bak, kardeşim de perişanlıyor. Yapma. Sen güçlü olmalısın. O benim kardeşim değil. Yuvamız onun yüzünden alt üst oldu. Semiha. Lanetli kız. Allah'ın belası. Babamı sen öldürdün, değil mi Lamia? Semiha, sus. Semiha, sen öldürdün. Şey yapmadım. Sen Semiha. Öldürdün. Allah belanı versin. Semiha. Semiha. Lamia, Allah'a çok şükür kurtulmuşsun kızım. Geçmiş olsun kızım. Peki bu gürültü ne? Kim bağırıp çağırıyordu içeride? Babam, babam öldü. Ne? Baba. 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 Bana, babana karşı gelmeye, kavgaya utanmıyor musun? Biz çocukluğumuzda babamızın karşısında hep hazır olurduk. Sıkı mı laf söylemek? Ağzımızı bile açamazdık. Aç kaldık, açıkta kaldık. Ama gene de başımızı öne eğmedik. Ben sizi terbiye edemedim. Kabahat benim mi? Hayır. Bakıyorum da bütün çocuklar böyle, senin gibi. Hepiniz televizyon çocuğusunuz. Ana baba takmıyorsunuz. Kıymet bilmiyorsunuz. Saygı nedir hiç bilmiyorsunuz. Ölür de toprağın altına girersem, o zaman kıymetimi anlarsınız. Mezarımın başında boş boş ağlar durursunuz ama beni geri getiremezsiniz. Tamam babacığım. Bir daha seni üzmeyeceğim, söz. Baba! 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 Sen ölemezsin baba! Ölemezsin! Seni çok seviyorum. Sabahın bu saatinde rahatsız etmese miydik? Neden rahatsız edelim? Lamia'yı sahipsiz bırakmak daha mı iyi? Neden sahipsiz olsun? Avukat bey kızı gece yalnız bırakmadı ki. Olsun. En yakınları bizleriz. Kapıya vur, kapıya. Olur, olur. Günaydın avukat bey. Günaydın. Size kahvaltı hazırladık. Zahmet ettiniz. Ne demek avukat bey? Lamia uyandı mı? Çok geç uyudu. Bütün gece de ağladı. Vah yavrum vah. Buyurun gelin. İçeri soğuk ama ne odun var ne bir şey. Buyurun. Duyduğuma göre herifin birini delik deşik etmiş. Namus belası mı yani? O tarafını bilmiyorum artık. Güzel kadın. Hı. Belki de herif dalgası filandı. Bilmem. Dur hele, anlarız şimdi. Diğer iki günüm gelse de. Yok değil. Senin de günlerden haberin yok ya. Geçmiş olsun kardeş. Sağ ol. Cinayetten düşmüşsün. Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Adamı bıçaklamışlar ama ben bıçaklamadım. Anlaşıldı. Buradaki herkes gibi sen de masumsun yani. Onu ben bıçaklamadım. Madem öyle dert etme. Yakında çıkarsın. Ben yapmadım diyorum. İyi ya, biz bir şey mi dedik? Sen yine de ömrünü burada geçirecekmiş gibi davran güzelim. Bakarsın masumiyetini kanıtlayamaz, burada kalırsın. O zaman burada dostlara ihtiyacın olacak. Anlarsın ya. Neymiş? Yardım et Allah'ım. Herkes gibi bu da masum. Bu saatte kim bu böyle? Semiha. Sana ihtiyacım var. Bana yardım et. Ne olur yardım et.
Semiha'nın dönmesini daha fazla bekleyemeyiz. Kaybolduğunu polise bildireceğim. İsterseniz ben ilgileneyim avukat bey. Sizin çok işiniz vardır. Teşekkür ederim Süleyman bey. Ama bundan daha önemli bir işim yok. Siz Lamia'ya göz kulak olun yeter. Oluruz elbet. Merak etmeyin avukat bey. Ben çıkıyorum Lamia. Herhangi bir gelişme olursa beni ararsın. Hoşça kalın avukat amca. Üzülme yavrum. Halledeceğiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler avukat bey. Süleyman bey. Siz iyi bir insansınız. Sağ olun avukat bey. Sana bir bardak daha çay getireyim. Artık yemeyeceğim. Bir şey yemedin ki. Boğazımdan geçmiyor. Hep babam aklımda. Yapma kızım. Kendini böyle perişan etme. Sana bir şey olsaydı Halil böyle üzülür müydü? Olsun. O benim babamdı. Üvey de olsa babamdı. Bence boşa üzülüyorsun. Bak polis ne dedi? Ne kadar yansa da ortada cesetten kalıntılar kalırmış. Ama hiçbir iz bulamadılar. Belki de Halil canını kurtarıp kaçtı. Kaçabilseydi gelirdi. Halil bu belli mi olur? Bir bakarsın birazdan çıkıp geliverir. Hala kendine gelmedi. Ölmüş olmasın? Ölmüş adam soluk alır mı oğlum? Ya belki de donmuştur. Herif perişan olmuş be. Moruk kendine gel. Bu kafayı yemiş ya. Geçmiş olsun. Neredeyim? Evimizdesin moruk. Nasılsın? Seni sokakta bulduk. Ne oldu? Bilmiyorum. İnsan başına geleni bilmez mi ya? Hatırlamıyorum. Allah bilir kim olduğunu da hatırlamıyoruz. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Efendim? Kim? Evet benim Serdar. Ne zaman istersen buluşuruz. Hatta uygunsan hemen seni görmek isterim. Tamam. Ben hemen çıkarım. Görüşürüz canım. İşte bu. Bu çocuğun bana fazlasıyla yardımcı olacağından hiç kuşkum yok. Uyandırmak istemezdim ama üzerin açılmıştı. Sağ ol, uykumu aldım. Sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Aç değilim Eser. Evden kaçtın değil mi? Ne oldu? Baban seni dövdü mü? Keşke öyle olsaydı. Babam öldü Eser. Ne? İki serseri Lamia'yı kaçırmıştı. Babam onu kurtarmak isterken öldü. Aman Tanrım. Çok üzüldüm. Ben sen nefret doluyum. O eve dönseydim Lamia'yı öldürürdüm. Her şeyi o mahvetti. Her şeyi. Acını anlıyorum. Ama Lamia'yı suçlaman çok yersiz. Şimdi o da çok üzgündür. Sen öyle san. O asla bizden biri olmadı. Şimdi de zengin dünyasına gidecek. Ben yapayalnız kaldım. Yapayalnız. Yalnız değilsin. Ben varım. İyi ki varsın. Her zaman yanında olacağım Semiha. Acıktın mı moruk? Mide işi başka şeye benzemez. Ekmeğin nasıl bulunduğunu hatırlıyor musun bari? Çalışarak. Madem adını sanını, yerini yurdunu hatırlamıyorsun, bizimle takıl. İşlere yardım edersin. Yemeğini hak edersin. Ne iş yapıyorsunuz? Kapkaç işleri falan. Ama asıl vurgunu arabalardan vuruyoruz. Gece inince. Anlarsın ya. Bir tane daha ister misin? Hayır efendim, doydum. Öyleyse konuşabiliriz demektir. Bana ne anlatacağını doğrusu çok merak ediyorum. Anlatacak fazla şeyim yok. Ama bir şey yanlış biliyorsunuz. Neymiş o? Annem babamın çok sevilen, düşmanı olmayan biri olduğunu söylemişti. Bu doğru değil. Bunu tahmin etmiştim. Senin kuşkulandığın biri var mı? Pek çok kişi olabilir. Çünkü babamın dalaşmadığı kimse yok gibiydi. Ayrıca... Evet. Babam annemi hep aldatırdı. Ya. Bu yüzden birkaç kez bazı kadınlar evimize geldi. Onlardan biri de olabilir. Ya. Öldüğü için annem ona iyi biriymiş gibi anlatıyor. Ama babam çok kötü biriydi. Bize hep yarı aç yaşattı. Sürekli de döverdi. Anlıyorum. Bunu bilmem iyi oldu Serdar. Teşekkür ederim. Şey, bir tatlı yiyebilir miyim? Elbette. Ne diyorsun? Hayır. Hayır, bu anlattıkların doğru olamaz. Üzgünüm hanım ağam. Ne yazık ki doğru. Kızı kurtarmışlar. Ama Halil'i çıkaramadan bina çökmeye başlamış. Yo, bir yanlışlık olmalı. Halil kurtulmuştur. Polis de bu ihtimalin üzerinde duruyor hanım ağam.
Çünkü Halil'in cesedine ait olabilecek hiçbir bulguya ulaşamamışlar. Besbelli kendini o yanan binadan kurtardı. Eminim kurtarmıştır. Halil, Halil öyle kolay kolay ölme boyun eğecek adam değildir. Hepiniz her yerde onu arayacaksınız. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeyin. Halil'i bulun ve bana getirin. Onu karşımda istiyorum. Emredersin hanımım. Ama ölmüş olma ihtimalini de... Hayır, hayır. Hayır, bu tür konuşma. O yaşıyor. Eminim. Onu bul Gencer. Onu bul ve buraya getir. Emredersin hanımım. Hoş geldiniz Cevdet Bey. Merhabalar Nazmi Bey. Birkaç gündür görüşemedik. Buyurun oturun. Bugünlerde bir hayli yoğunum. Dandıklıktan belli olmuyor mu? Kusura bakmayın. Estağfurullah. Size iyi haberler getirdim. Doğrusu iyi bir habere hiç bu kadar ihtiyacım olmamıştı. Mezarda bulunan genç kadının kimliğini tespit ettik. Ve bu bizi bir adama götürdü. Ve siz onu öldüren kişiyle Ekrem Onur'un cesedini değiştiren kişinin aynı adam olduğunu düşünüyorsunuz. Hı-hı. Aynen öyle. Çünkü kadının tırnak diplerinde bulunan saç örneğinin aynısı Ekrem Onur'un mezarına konulan adamın üzerinde de bulundu. Buraya kadar çok iyi. Ama yine bir sorun var besbelli. Haklısınız. Çünkü kimliğini saptadığımız adam geçtiğimiz ay ölmüş. Harika. Çok da kötü sayılmaz Nazmi Bey. Çünkü adamın en yakın arkadaşı hala yaşıyor. Ve bu adamın da işin içinde olduğundan kuşkum yok. Şimdi onu izlettiriyorum. Nasılsa bu da bir biçimde fiyaskoyla sonuçlanır. Ben sizin kadar karamsar değilim Nazmi Bey. Bekleyip görelim. Peki görelim. Neyse. Birer kahve içelim mi? İyi olur. Peki. Müjde! İşe çıkıyoruz moruk. Panik yok. Bu işte en sakat şey paniktir. Ona göre. Tamam mı? Göreceğiz. Bak bir yamukluk olursa birbirimizi tanımıyoruz ona göre. Herkes kendi başının çaresine bakar. Anladın mı? İyi. Hadi yürü bakalım. Hadi kalk. Hadi gel hadi. Ne haber? Sağ ol senden. İyidir. Buraya ne olmuş böyle? Biraz toparladım işte. Biraz mı? Ev hiç bu kadar temiz ve düzenli olmamıştı. Nereden esti? Semiha burada. Semiha mı? Hı hı. Şu Semiha mı? Vay canına. Nereden çıktı? Babası ölmüş İlker. Artık evine dönmek istemiyor. Bizimle kalmasını teklif ettim. Kalsın tabii. Hala çok kötü. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacı vardı. Elbette. Ben mutfağa dalıp bir şeyler pişireyim. İyi olur. Ben yapacaktım ama beceremem bilirsin. Bilmez miyim? Merak etme hemen bir şeyler pişiririm. Affedersin. Rahatsız etmek istemezdim. Esen'in ev arkadaşıyım. Adım İlker. İyi. Kapıyı çeker misin? Elbette. Başın sağ olsun. Hasta olacaksın kızım. Biraz yemeye çalış. Boğazımdan geçmiyor Razi abla. Ya Semiha'ya bir şey olmuşsa? Aklına kötü şeyler getirme. Belki de bir arkadaşının yanındadır. Ne olur bir şeyler yapın. Onu bulun avukat amca. Başka kimse kalmadı. Ne olur. Lamia! Vah yavrucak, mahvoldu çocuk. Halil ölecek. Çocuklar da perişan olacak deseler hayatta inanmazdım. Toparlanacaklar. Hele Sabiha Hanım bir cezaevinden çıksın. İnşallah. Tamam, burası gayet uygun. Sen burada durup ortalığı kolla moruk. Gel gel, tamam, bu iyi. Etrafa bak. Hızlı! Araba çabuk! Hızlı! Hadi moruk, hadi! Hadi moruk ya! Hadi Tümur! Hadi! Yürü ya! Boş ver, kaçalım! Gelin lan buraya! Ayağa kalk serseri! Kalk!
sen mi? Seni tanıyorum. Çüşü lan! Ulan sana ehliyet verin, çık lan dışarı! Ne biçim araba sürüyorsun, kör müsün be? Beni tanıdın mı? Hastanedeki adam. Avukat hanımın arkadaşı. Aferin. Tanıdın. Sen de üvey babasın. Lamia'nın. Evet. Hadi düş önüme. Evine götür beni. Neden? Lamia'yı almaya geldim. Yürü hadi. Yürü. Sen öyle kolay kolay unutulacak adam değilsin Halil Güneşli. Hadi kal. Seni evine götüreyim. İyice ayağını kesti. Biz de burada dangalak gibi onu bekliyoruz. Ah Halil. Kız geldi. Halil geldi. Gireyim sen. Gir içeri. Ulan sizden kurtulamayacak mıyım ben? Sana ne yaptık be abla? İşini gördük. Paramızı bile vermedin. Bulduk da mı vermedik? Yine ne istiyorsunuz? Durum fena abla. Polis peşimde. Bana ne? Ben avukat mıyım? Bildiğin gibi değil abla. Şu mezar işinden ötürü peşimdeler. Açığımı kolluyorlar. Sen de kalkıp bana geliyorsun. Sıkıştım abla. Aynasızlar işi çakozlayıp beni içeri atarlarsa... yanarım o zaman abla. Ne yapalım? Biraz çıkarsan buradan uzarım abla. Bende çıkacak hal yok koçum. Sen doğruca uza. Hadi eyvallah. Ya abla bak. Güle güle anam. Abla. Hadi güle güle. Hadi. Hadi anam güle güle. Yallah. Ben kızla kalırım, sen git. Ya ben de kalsam? Yani sizi yalnız bırakmamış olurum. Saçmalama Süleyman. Peki karıcığım. Ben gidiyorum. Hadi iyi geceler. Sana da. Ne oldu? Dur ben bir bakayım. Hortlamış. Baba. Babacığım. Aman yarabbi. Halil bu, ölmemiş. Galiba hafıza kaybı. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Beni bile. Bir tane yak bakalım, efkar dağıtır. Sağ ol ama içmem. Biz de doğuştan tiryaki değiliz. Alışırsın. İlk nefeste böyle olur. İç iç. Ne kadar böyle arpacık kurusu gibi düşüneceksin? Başka ne yapılır ki burada? Dışarıda ne yapılırsa aynısı. Biz kadınız. Biz her yerde tutsaklık var be iki gözüm. Fazladan parmaklıklar var o kadar. Çocuklarım. En çok onların özlemi dokunuyor. Kaç taneler? İki kız. Analarına bakılırsa güzel kızlar. Güzeller tabii. Babaları var mı? Ne baba ya? Erken iyisi olur mu gözüm? Hadi çek çek. Başımı döndürdü. Alıştıkça dönmez olur. Hadi çek. Hiçbir şey hatırlamıyor mu? Öyle görünüyor. Onu nerede buldun Adnan abi? Sokakta.
Tam zamanında yetiştim. Yoksa başı belaya girecekti. İyi, evdelermiş. Henüz uyumamışlardır umarım. Özlem abla. Merhaba Lamia. Geç olduğunu biliyorum ama... Adnan... Merhaba Özlem. İyi ki geldin Özlem abla. Öyle kötü şeyler oldu ki. Ne oldu canım? Babamla ben neredeyse söylüyorduk. Ablam da kayıp. Kim? Semiha mı? Evet, Semiha kayıp. Semiha. Hatırladın mı baba? Semiha ablam. Semiha. Kızım Semiha nerede? Semiha nerede? Siz kimsiniz? Evimde ne işiniz var? Defolun buradan hadi. Heh, aklı başına geldi. Evet, böğürüyor. Defolun. Yürü hadi. Süleyman gidelim ve ne hali varsa görsün. Sakin ol Halil. Bağırıp durma. Ev benim değil mi? İstediğimi yaparım. Semiha'yı bulun bana dedim size. Sana sakin olmanı söyledim. Otur şöyle. Otur dedim. Sonunda uyudu. Zavallı Lamia'cığım. Bir doktor bulup göstermek gerek. Belki de geçici bir şoktur. Ben ilgilenirim, merak etme. Özlem... Tahmin ettiğin konuda konuşacaksan hiç konuşmayalım. Sadece özür dilemek istedim. Özüre de gerek yok Adnan. Yapman gerekeni yaptın. Kızın nasıl? Çok iyi. Sevindim. Sağ ol. Çok anlayışlısın. Özlem... Seni hala... İzninle. Ben Lamia'nın yanında uyuyacağım. Sen de birazdan çıkarsın herhalde. İyi geceler. İyi geceler. Eser. Eve gitmek istiyorum. Beni götürür müsün? Oraya gitmek istemediğini sanıyordum. Fikrimi değiştirdim. Götürecek misin, kendin mi gideyim? Elbette götürürüm. Ama sabaha bir şey kalmadı. Sabaha beklesek. Hemen gitmek istiyorum. Pekala. Nasıl istersen. Ben montları alayım. Görüşürüz Semiha. Ne zaman istersen gelebilirsin. Hadi geldik. Sen dön artık. Eve girdiğini görmek istiyorum. Girdik işte. Sana dön dedim. Semiha. Uzatma. İyi geceler. Yine bir garip oldun. Seni bu halde bırakmak istemiyorum. Halimde bir şey yok. Git sen. Pekala. Yarın uğrayacağım. İyi geceler. Sana da. Senden babamın öcünü alacağım Lamia. Bu kız ne yapıyor Tanrı aşkına? Baba. Baba. Canı babam benim. Semiha. Kızım. Kızım. Baba. Kızım. Canım. 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 Canım kızım. Baba neredeydin? Canım kızım. Canım. Ne oldu? Seni çok merak ettim baba. Tanrı'ya şükür. Kızım. Galiba bu sefer iyi şeyler oluyor Süleyman. Sessizce izlemekle en iyisini yapmışsın Yaman. Halil'in durumu kötü hanım ağam. Neredeyse aklını sıyırıyormuş. Halil'le sen ilgilen Gencer. Hı-hı. Doktor ya da başka ne gerekiyorsa hallet. Emredersin hanım ağam. Bir de Halil'e söyle. Artık ona karşı kızgın ya da kırgın değilim. İyileşince gelsin. Yeri hazır. Ha, biraz da para ver. Peki hanım ağam. Avukat hanım, peki Sabriye, Sabriye ne olacak? Aslında Sabriye hanım konusunda bilgi vermek için uğramıştım. Çok net bir gelişme yok. Ama cinayeti Sabriye hanımın işlemediği kesin. Bunu er ya da geç kanıtlayacağım. İnşallah. Hiç merak etmeyin. Sabriye hanımı beraat ettireceğim. Artık çıkmalıyım. Keşke gitmesen Özlem abla. Akşam uğrarım canım. Allah'a ısmarladık. İyi günler. Güle güle.
Biraz sonra gelip sizi alırım doktor bey. Teşekkür ederim. İyi günler. Ayça Hanım, ben çıkıyorum. Pınar'ı arayıp alışverişe gidemeyeceğimi söyleyin. Birkaç saat içinde dönerim. Lamia! Lamia! Efendim babacığım. Buraya gel. Yaklaş. Öldüm diye sevindin değil mi? Çok üzüldüm baba. Yalancı! Ben seni bilmez miyim be? Bana bak, yüzüme bak. Sabriye'nin ne zaman çıkacağı belli değil. Elde avuçta bir şey kalmadı. Bana para lazım. Avukat amcadan alırız baba. O avukatın eşref saatini beklersek yandık. Karar verdim, çalışacaksın. Ama baba... Ne? Ne zırlıyorsun hemen? Bana bak, sana çalışacaksın dediysem çalışacaksın, tamam mı? Eskisi gibi çalışıp eve para getireceksin. Peki baba, yarım gün çalışsam. Ne yarım günü be? Ne yarım günü? Adam gibi çalışacaksın. Seni tam gün çalışacağım bir işe vereceğim. Ama derslerim... Ne ders ulan? Ben ne dersem o olacak. Anlaşıldı mı? Anladım baba. Aferin. Hadi git de rakı al bana. Çabuk. Ama daha tam iyi olmadım baba. Ulan bana bak, iyiliğim sana mı kaldı? Git rakı getir bana hadi. Peki babacığım. Ulan dünya varmış be. Kimiz neyiz dalgasına? Az kalsın kafayı yiyecektik. Hanıma. Hanıma beni bekliyordu ulan. Ah salak. Salak Halil. Ağam ben açlıktan ölmek üzereyim. Aman ölme. Buyur bizim nevaleden ye. Ulan biz ölmüyor muyuz? Ama benim midem oyuluyor. Çeneni kapatmazsan bir de ben oyacağım. Karı bizi tıkıp gitti. Ses seda yok. Bir niyetini bile bilsem. Senden ne istiyor ağam? Bir bilsem. Besbelli. Besbelli açlıktan ölmemizi istiyor ağam. Hadi oradan. Ben Celal ağayım. Bir depoda açlıktan öldü dedirtmem. Böyle giderse diyecekler ağam. Adamın asabını bozma lan. Kurtulacağız. Bir yolunu bulup kurtulacağız buradan. Kurtulursak hemen bir kebapçıya gideriz ağam. Canın ne isterse ısmarlarım ağam. Yok ya. Bana yemek ısmarlayacaksın öyle mi? Ismarlarım ağam. Aferin sana lan. Ulan kendini ne sanıyorsun sen it? Peki ağam. Halil. Buyur. Bir şey mi vardı Fidan Hanım? Şimdi de hanım mı olduk kız? Haklısın. Senden hanım olmaz ya. Neyse ağzım. Ay işte. Aşk olsun Halil. Ben senin için ölümlere yatayım. Sen beni tanıma. Ne o? Yattığın yer dar mı geldi? Bakıyorum çabuk kalkmışsın. Sen alay et. Vallahi kaç kutu ilaç içtim. Ama aynen bu kutuca... Yeter. Yeter. Midemi bulandırma. Hadi eyvallah. Şu mezarcı yine çıktı. Bilesin. Başımıza iş olacak. Herifi çıkmadığı gün merak ediyorum zaten. Bir şey olmaz merak etme. Hadi eyvallah. Ama Halil. Ulan er geç tekrar ocağıma düşeceksin. O zaman bunların hesabını sormaz mıyım ben? Aa, dur kız. Tabii. Neden daha önce akıl edemedim? Bir delilik yapmandan korkuyordum. İnsan bazen çıldırmanın eşiğine geliyor derlerdi de inanmazdım. Ama bir bakıma iyi oldu. Böylece babam beni görünce kendine geldi. Sonuç iyi olsa da düşündüğün şey çok yanlış. Bazen öfken beni fazlasıyla ürkütüyor. Ürkmene gerek yok. Sana zarar verme. Ne olursa olsun senden uzak kalamam seni ya. Bu tür şeyler yok demiştik. Hep böyle mi olacak Semiha? Hep böyle olacak. İşine gelirsin. Ama buz gibi bir yerlere gidip oturalım mı? Fazla zamanım yok. İlker'le buluşacağım. Oradan da vakfa gideceğiz. Şu sokak çocukları vakfına mı? Evet. Yeni yıla girdik ya. Çocuklara moral vermek için. Yeni yıl benim için tam bir kabus oldu.
Her şey yoluna girer senin ya. Bir bakarsın annen yanınızda olur. Keşke. Keşke olabilse. Onu öyle çok özledim ki. Adnan abi. Merhaba ortak. Merhaba. Neden eve girmediniz? Kimse kapıyı açmadı. Ama babam evdeydi. Baba. Gitmiş. Size de boş yere zahmet verdim Faruk Bey. Ne demek Adnan Bey? Ararsanız uygun bir zamanda gelip hastanıza bakarım. Teşekkür ederim. İyi günler. Baban nereye gitmiş acaba? Bilmiyorum Adnan abi. Bana rakı almamı söylemişti. Ya Özlem? O sabah erkenden gitti. Hadi gel. Biz de çıkıp biraz alışveriş yapalım. Alışveriş mi? Hı hı. Şey, aslında dolapta hiçbir şey yok ama para da yok. Sen o tarafını eski ortağına bırak. Ama yine de size borçlanacağım. Önemi yok. Sen borcuna sadık birisin. Bunu biliyorum. Belki yine birlikte iş yaparız. Borcunu o zaman ödersin. Sizinle çalışamam. Babam beni bir işe verecek. İş mi? Çalışmam gerektiğini söyledi. Bu halde akıllanmamış. Yine kaşınıyor. Neyse. Madem çalışacaksın, o zaman benimle çalışırsın. Babam izin vermez ki. Sen o tarafını bana bırak. Hadi şimdi alışverişe gidelim. Tamam mı ortak? Tamam ortak. Şurada boğuşma oldu. Sabri Hanım taşla başına vurup kaçtı. Adam bir süre sersemledi. O sırada gerçek katil geldi. Muhtemelen onları izliyordu. Yarı baygın haldeki adama saldırıp bıçakladı ve... Bıçak. Bıçak bir yerde olmalı ama nerede? Fazlasıyla göz alıcı bir düğme. Birinin üzerinde gördüğümden eminim. Ama kimin? Hanımım, her türlü cezaya razıydım. Ama benden böyle yüz çevirmeniz... ...bütün cezalardan daha ağır. Bak, birini akıl gözüyle görürsen sorun yoktur Halil. Ama gönül gözüyle bir kez baktın mı... Onun dostluğu da, düşmanlığı da bir başka gelir adama. Haşa hanımım. Senin düşmanın olacağıma yok olayım, öleyim. Senin etin ancak düşman eder. Ama elim varıp da sıkamıyorum gırtlağını. Öyleyse bırak elini öpeyim hanıma. Yok, uzak dur. Bir kez daha sana elim uzanmayacak. Hanıma. İçimde yumruk gibi bir öfke olsa da iyiliğini görmek istedim Halil. Git şimdi. Biraz daha düşüneceğim. Sana olan öfkem çözülürse aldırırım seni. Hanımım, benim de yüreğim yumruklarla dolu. Ama bazen çürük tahtaya bassam da kimi sevip saydığımı bilirim. Uzak duramam onlardan. Şunun şurasında sevdiğim kaç kişi var ki? Şunu bileydin Halil. Evet, git şimdi. Beni gönderme hanım abi. Zorlama beni Halil. Sana git diyorum. Cüretimi bağışla. Ama benim tek dostum sensin hanım abi. Beni dostluğundan mahrum etme. Düşüneceğim. Allah'a emanet ol hanım abi. Halil, yarın gelirsin Halil. Emret yeter hanıma. Hadi güle güle. Yüreğim seni bırakamıyor Halil. Bana yaptıklarına rağmen seni silip atamıyorum. Çünkü ikimizin de derdi aynı. Yalnızız Halil. İkimiz de çok yalnızız.
Fidan abla. Heh, bildin. Bir kere de biz baskın verelim dedik. Buyur abla. Yok, girmeyeceğim. Şu para işini konuşmaya geldim. Yani bizi görecek misin abla? Senin marifetine kalmış aslanım. Nasıl yani? Senden ufak bir iş istiyorum. Onu halledersen 500 kağıt çıkacağım. Yine atlatmayacaksın değil mi? Ulan atlatan senin gibi olsun be. Sen ne diyorsam ona bak. İş ne abla? Hah şöyle. Şimdi kulaklarını iyice aç da beni dinle. Ne çok şey aldık. Bunu ödemek için yıllarca sizin yanınızda çalışmam gerekecek. Bakıyorum daha başlamadan sıkıldın. Sizinle sıkılır mıyım hiç? Ama bunlar çok fazla. Hayır değil. Sen benim en değerli elemanımsın. İyi beslenmen benim için çok önemli. Öyleysiniz ki. Keşke Özlem abla size kızmasa. İçecek reyonu şurada. Hadi gel meyve suyu alalım. Şundan, şundan da. İyi günler avukat bey. İyi günler. Evde kimse yok galiba. Lamia Adnan Bey'le gitti. Adnan Bey'le mi? Gideni fazla olmadı. Halil de yok. Halil mi? Kuzum burada neden oluyor? Sahi siz Halil'in geldiğini bilmiyorsunuz değil mi? Ya Semiha da geldi. Anlaşılan kimse beni aramayı düşünmemiş. Her şey birden oluverince. Gelmişken buyurun. Ben size bir kahve pişireyim isterseniz. Zahmet etmeyin. Ben büroya döneceğim. Lamia'ya geldiğimi söylersiniz. Söylerim avukat bey. İyi günler. İyi günler. Adam haklı valla. Yani işleri düşmedikçe arayanı yok ha. Merhaba kardeş. Allah kurtarsın. Sağ ol. Şey diyecektim. Şu Hayriye ile Aslı'dan uzak dur. Onlar pek sağlam tipler değildirler. Anlamadım. Belalıdırlar. Cezaevine sokmadıkları mal yoktur. Hı. Hem de şeydirler. Anlarsın ya. Nedirler? Sevici. Sakat kadınlar anlayacaksın. Seni kafalarına takmışlar. Dikkat et. Hadi görüşürüz. Sağ ol. O salak karı sana ne hikayeler anlatıyordu? Hiç. Öyle merhabalaştık işte. İyi. Bunlarla fazla yüz göz olmaya gelmez. Dostlarını iyi seçmelisin. Anladın değil mi Sabriye? Anladım. İyi. Çünkü seni takıma aldık. Lamia. Neredesin Lamia? Yine tüymüş kötü tohum. Hayırdır? Bunlar ne böyle? Adnan abiyle alışveriş yaptık. He. Nereden esti? Benden esti Halil Güneşli. Beğenmedin mi? Estağfurullah Adnan Bey. Ne haddime düşmüş beğenmemek. Biliyorsunuz size saygım sonsuzdur. Bakıyorum hafızan iyice yerine gelmiş. Sayenizde. Lamia'yı çalıştıracak mısın? Evet, düşündüm de... Lamia benim yanımda çalışacak. Yanınızda mı? Evet. Bunlar da avansı. Bir itirazın var mı? Yok. Yok tabii. Niye itirazım olsun ki? Bana da verin işte abla. Ne çok şey göndermişler. Aç aç bitmiyor. Yoruldun mu yoksa? Gelmek isteyen sen mi? Yo, yorulduğumdan değil. Sevindim. Demek ki hala iyi insanlar var. Sandığın kadar fazla değiller. Özel günlerde hatırlarlar o kadar. Hiç yoktan iyidir. Kimse bir başkasının yılın 365 günü düşünmez. Bu hiç de zor değildir. İyi ya. Sen düşün o zaman. Şu didişmeyi keser misiniz lütfen? Canıma minnet. Hemen gitmek zorundayım. Çok geç oldu. Seni götüreyim. Gerek yok. Sen işine devam et. Ama bu şekilde... Siz başkalarını düşüne durun. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Yaksı kız ya. Celal'e bu kadar ceza yeter Gencer. Gidip çıkarın. Buraya getirmemi ister misin hanım ağam? Lüzum yok. Bırak nereye istiyorsa oraya cehennem olsun. Ama biraz kulağını bük. Bir daha onu yolumun üstünde istemiyorum. Peki hanım ağam. Selim. Buyur ağam. Orada boş boş duracağına. Gel biraz yardım et. O kapı yontmakla biter mi ağam? Lan senden akıl istemedim. Gel buraya. Geldim ağam. Al şunu. Biraz da sen yont. Ha gayret. Birkaç saatte iş hallederiz. Ulan. Gerizekalı. Beceriksiz. Salak. Çekil.
Çek git dedim lan. Beceriksiz gerizekalı. Evet. Elbette. Ne kadar aptalım. Bu bolluk nereden çıktı böyle? Her şeyi Adnan abi aldı. Nereden esmiş? Artık onun yanında çalışacağım. Çalışacak mısın? Babam öyle söyledi. Adnan abi de onunla çalışmamı istedi. Sen salaksın be. Dünya kadar param var ve çalışacaksın ha. Avukat amca babamı sevmediği için vermez ki. Bilmez miyim senin işgüzar avukat amcanı? Babam ne zaman gelecek? Yemekler dondu. Çıkarken hemen döneceğini söylemişti. Vallahi ben en son dün gördüm. Üzerlerinde kıyak elbiseler vardı. Taksiye atlayıp gittiler. Bizim eşkıyalar bir şey söylemediler mi sana? Pek havalıydılar be Halil. Bizi görmezden geldiler. Besbelli senin eşkıyalar iyi vurgun vurmuşlar. Hem de nasıl vurgun. Ama er geç bulacağım. Niye ki? Onlara borcu olan sensin. Dua et de tepene ekşimesinler. Kimin kime ekşiyeceğini göreceksiniz. Hadi eyvallah. Eyvallah. Güle güle abi. Eyvallah beyler. Yolun açık olsun abi. Güle güle abi. Bakıyorum hala sağsınız Celal ağa. Ne o? Kendini öldürmeye mi geldin ha? Yok, gene laf çıktı. Haberiniz yok mu? Hanım ağam insaf etti. Sizi bırakacağız. Ama artık uslu olacaksın Celal ağa. Ağamın emridir. En ufak bir hatanda... Tamam, tamam anladık. Yürü Selim. Bay bay yavrum. Ne var? Yine ne istiyorsun? Konuşmak. Konuşacak bir şey yok. Var Asiye Hanım. Aksi durumda polise gideceğim. Ne konuşacakmışız bakalım? Bunu konuşacağız. Kocanızın öldürüldüğü yerde buldum. Sen Akiflere geç Serdar. Bu saatte. Sana geç diyorum. Şimdi sen ne demek istiyorsun avukat hanım? Bu size ait. Diyelim ki öyle. Ne olacak? Nasıl olup da oraya gittiğini açıklamanız gerekecek. Hiçbir şey açıklamam gerekmiyor. Gerekecek Asiye Hanım. Bir hukukçu olarak size uzlaşmacı bir tutum içinde olmanızı öneriyorum. Bu cezanızı etkileyecektir. Ben yeterince ceza çektim. Artık kimse bana ceza veremez. Korkarım. Şimdi evimi terk edin. İşleri zorlaştıracaksınız Asiye Hanım. Bana sorarsanız... Hayır, size sormuyorum. Güle güle. Pekala. Ben yeterince ceza çektim avukat. Yoluma çıkmayacaktın. Neredeydin baba? Neredeyse yiyip yatacaktık. Her şeyi bilmesen de olur. Sen de hemen aksileşmesen olmaz. Merak ettik. Bugünlerde başından dert eksik olmuyor. Adamın sizin gibi baş belalar olunca tabii başından dert eksik olmaz. Belanın kim olduğunu herkes biliyor. Ben su getireyim. Hemen yalakalıkla kaytarıyor salak. Hop. Üstüne gitme ablası. Ramiye çalışıp bize bakacak. Değil mi kızım? Ha? Evet babacığım. Aman neyi? Zengin oluruz artık. Hani sen su getiriyordun? Hemen getiririm Semiha. Ben bakarım. Çüş be, ne oluyor? Halil dayıyla ufak bir işimiz var. Yine mi sen be? Ben ya. Paramı almaya geldim. Almadan hiçbir yere gitmem. Çok beklersin. Asabımı bozma da ikile bakalım hadi. Paramı istiyorum. Defol git lan. Paramı ver defolayım. Sana anlatamadık galiba. Para yok aslanım. Hadi güle güle. Hayırlı geceler. Giderken kapıyı çekmeyi de unutma. Besbelli biz de anlatamadık. Semiha! Bu anlamana yardım eder.